Merhaba, ben Serkan. Bugün Solutions on Stage'te personel yönetim yazılımı olan Kolay İK'nın kurucularından Çağlar ile birlikteyiz. Hoş geldin Çağlar, nasılsın? Hoş bulduk Serkan. İyi, her şey yolunda, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen seni tanıyarak başlayalım. Tabii. Ben Kolay İK'nın kurucular arasına 4,5 yıl önce katıldım. Bundan önce Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 3 yıl kadar PayPal'da Sales Engineer olarak çalışıp bir süre danışmanlık yaptıktan sonra, bu arada ufak bir master sıkıştırdıktan sonra yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Kolay İK'nın kurucu ekibine katıldım ve şu anda Kolay İK'da CEO'luk görevini yürütüyorum. Harika. Dilersen Kolay İK'yı da dinleyerek devam edelim. Nedir Kolay İK? Kolay İK şirketlerde aslında çalışanla şirket arasındaki bağı kuran bir girişim, bir ürün. Bir çalışan işe girdiği andan, şirketten çıktığı ana kadar ki bütün süreçleri biz yazılımla beraber çözüyoruz. En basitinden çalışan artık kağıtlarla gelip de şirketten izin talep etmesin, işte imzalarla, maillerle iki şeyi çözüyoruz. Örneğin izinlerini bir sistem üzerinden talep etsin, hatta mobil üzerinden talep etsin, belli bir hiyerarşiyle onaylansın, hem iş yükü azalsın hem de operasyonlar azalsın gibi çalışan işe girdiği andan çıktığı ana kadar ki bütün süreçleri çözmeye çalışıyoruz. İki tane amacımız var. Bir, çalışan hiçbir talebini artık şirketten yüz yüze telefonla yapmasın. Her şey bir sistem üzerinden olsun. İkincisi, insan kaynakları ekipleri ve şirket hiçbir bilgiyi Excel'lerde tutmak zorunda kalmasın. Her şey derli toplu raporlanabilir bir halde dursun. Gerçekten güzel özetledin. Teşekkür ederim. Bu noktadan itibaren hani Kolay İK kimleri hedefler? Hangi sektörü hedefler? Kolay İK ilk çıkış amacı bakımından küçük ve orta ölçekli şirketleri hedeflemeye başlamıştı. Ama şu anda on binlerce çalışan olan şirketler de kullanıyor. Aslında söylemek gerekirse çalışanlarına izin kullandırtan herhangi bir şirket, ki bu şirketlerin tamamı oluyor, çalışanların bilgisini tutması gereken herhangi bir şirket Kolay İK'yı kullanabilir ve bundan verim sağlayabilir. Büyüklük ayırt etmeksizin her segmentte kullanıcılarımız 4000'den fazla aktif şirket var şu anda. Ve bunların içerisinde binlerce çalışanı olan Decathlon gibi, Tav Holding gibi şirketlerden, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden tutun da Adana'daki 15 çalışan olan bir kebapçıya kadar çok geniş bir kitlemiz var. Kitle çok iyi. En küçüğünden en büyüğüne kadar 4000 sayısı da gayet büyük bir sayı, müşteri sayısı olarak. Dilersen çözümü biraz daha iyi anlayabilmek adına bir demo ile devam edelim. Ne dersin? Tabii, olur. O zaman ilk kez görenler için Kolay İK'ya hoş geldiniz demiş olalım. Şöyle çok kısaca üzerinden geçeceğim. Burası dashboard. Genel olarak yaklaşan izinler, yaklaşan ödemeler gördüğünüz yer, ama asıl konu aslına bakarsanız burada. Bir çalışan ekibiniz var ve bunların derli toplu bilgilerini tutmak gerekiyor. En başta bir organizasyon şeması var. Şirketinize gelen kişiler kime bağlı, hangi departman, hangi ünvanda görmek gerekiyor ki yönetebilesiniz. Çalışanların bilgilerinin derli toplu durması esas. Genel bilgileri, kişisel bilgileri, düştü bayıldı biz ailesinde kimi arayacağıza varıncaya kadar veya kariyeri, şirkete girdiğinden beri hangi pozisyonlar, hangi maaşları değiştirmiş. Bir de tabii ki artık süreçleri var. En başta izin. Çok basit bir şekilde çalışan gelip bir izin talebinde bulunduğunda bunu özellikle mobilden çok kolay bir şekilde yapsın. Belli bir hiyerarşiyle gitsin. Yöneticisi bir örnek olarak görsün bu çalışan neden izin talep ediyor? Ne kadarlık hakkı var? Ben mi onaylayacağım? Benden sonra kim onaylayacak? Benden önce kim onayladı? Bütün süreci görsün ve onaylasın. Bunun gibi kolay bir arayış. Aynen öyle. Ya çalışan ben yurt dışına gitmek istiyorum, vize belgelerimi alacağım dediğinde gideceği ülkeyi seçip vize belgelerini tek tıkla alıncaya kadar her şey derli toplu tek bir yerde dursun. Ve hatta sistem entegre olsun. Örneğin Kolay İK Multinet'le tamamen entegre. Nasıl çalışıyor? Çalışan işe geldiğinde bir kutuyu tıklıyorsunuz, kart otomatik geliyor. Çalışan işten çıktığında otomatik iptal oluyor ve ücretleri otomatik hesaplıyor. Bankayla entegre olsun. Bordrolar hesaplandıktan sonra tek tıkla maaşlar yatsın. Performans değerlendirme yapılsın. Vardiyalı çalışan, shiftli çalışan şirketler shiftlerini sistem üzerinden yapsınlar. Ve hatta Huawei örneğin gelip Kolay İK'ya WeFocus diye anlık geri bildirimin olduğu bir ürün yazdı. Piyasadaki diğer iyi olan insan kaynakları ürünleri gelip burada geliştiresin ve her şey tek bir yerde olsun ve kullanılsın diye var. En sevilen bölümümüzde muhtemelen destek. Kolay İK'da insan kaynaklarıyla beraber çalışanların tamamının
destek alabilecekleri bir alan var. Yani yarın bir gün bir çalışan ben örneğin performans değerlendirmede şunu nasıl yapmam gerektiğini göremedim dediğinde güzel Kolaika'ya yaz veya Kolaika'ya ara diyor şirketler. Genel olarak böyle özetleyebiliriz. Yine toparlarsam bir çalışan şirkete girdiği andan çıktığı ana kadar ki bütün işler bizim sorumluluğumuzda biz şirketlere şu soruyu soruyoruz. Elinizi ne yoruyor? Onlar bize anlatıyorlar, biz çözüyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Demo gayet özetti, çok net anlaşılır. Kurumsal firmaların kolayca kullanabileceğine ikna oldum açıkçası. Peki şöyle devam edelim. Hem Türkiye'de hem globalde benzer rakipler var. Hani onlardan nasıl farklılaşıyoruz? Kısaca özetleyebilir misin? Özellikle Türkiye'de Kolaika'nın getirdiği çok yeni bir model var. Zaten bu kadar kısa bir sürede biliyorsun Türkiye'de yani 90'ların başından beri birçok insan kaynakları yazılımı yapan şirket var. Kolaika'nın bu kadar kısa sürede çıkıp büyümesine neden olan şey modeli. Yaptığımız ise software as a service, bir hizmet olarak yazılım deniyor ve çok kısaca açıklamak gerekirse Serkan diyelim ki sen bir şirketin insan kaynakları yöneticisin ve şirketi dijitalleştirmeye çalışıyorsun. Ve seni bir konferansa çağırdılar ve dediler ki anlat nasıl yapıyorsunuz, nasıl dijitalleştiriyorsunuz ve seni binlerce insan kaynakları yöneticisi dinliyor. Şunu dediğini düşün. Ya arkadaşlar bizim izinleri çözmemiz gerekiyor. Zimmetleri yönetmemiz gerekiyor. Eğitimlerle ilgili sıkıntılarımız var. İşe giriş çıkışlarda yapılması gereken işler var. Biz neden hepimiz kendi şirketimiz için ayrı ayrı yapıyoruz bunu. Gelin hep beraber bir masanın etrafına oturalım ve bir ekip kuralım. Herkes bu ekibe bildiği şeyi anlatsın ve bu ekip bir ürün geliştirsin ve bu ürünü sürekli geliştirsin. Bu ürünü geliştirdikçe biz hepimiz daha iyi bir ürün kullanalım dediğinde ortaya çıkan proje Kolaika. Yeni şirketler geldikçe biz daha fazla şey öğreniyoruz ve daha geniş bir yazılım ürün ekibi kuruyoruz. Bunlar daha iyi ürün geliştiriyorlar. Daha iyi ürün geliştirince daha geniş bir kitleye ulaşıyoruz gibi bir döngü var aslına bakarsan. Bu döngü teknolojiyle beraber gelen bir şey. Aynı mobil aplikasyonunuzdaki gibi her iki haftada bir Kolaika'da bir güncelleme geliyor ve bir problem daha çözülüyor. Temel fark, temel yenilik bu. En azından şirketlerin bizi kullanmasını sağlayan temel yenilik bu. Tabii aynı zamanda binlerce şirketin aynı anda kullanabileceği kadar iyi bir ürün yapmak gerçekten zor bir durum. Globalde ise aslına bakarsan 3 tane farklı yapı var. Bir tanesi SAP Oracle gibi bütün dünyada kurumsal şirketlere giden ürünler. SuccessFactors gibi. Bu projelerin gün geçtikçe azaldığını, bunların da Kolaika gibi projelere döndüğünü görüyoruz. En azından Türkiye'de SuccessFactors'u bırakıp Kolaika'ya geçen ve bundan çok mutlu olan çokça şirket var. Bunu söyleyebilirim. Aynı şekilde SAP ve Oracle'da. Ama bunlar enterprise, yani blue chip en büyükleri hedef alıyorlar. Bizim en büyük hedefimiz bu en büyük şirketler değil. Biz orta ve üst segmenti özellikle hedefliyoruz. Orta ve üst segmentte ise bütün dünyada ürün yapan bazı girişimler var. Yani her ülkede kullanılabiliyor ama sadece belli başlı şartlarda bu ürünleri, yani belli işleri yapacaksanız bu ürünleri kullanabiliyorsunuz. Bir de lokal liderler var. Amerika'da Gusto, Zenefits, İspanya'da Factorial, Almanya'da çıkan Personio gibi. Bunlar bu pazarın lideriler. Ama Personio'nun mesela Almanya'dan çıkması uzun yıllar alacak çünkü çok büyük bir pazar. Veya Türkiye'de Personio kullanmak teknik olarak çok zor çünkü Almanya'ya göre hazırlanmış bir ürün. Biz Türkiye pazarında bu Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünü yapıyoruz. Ve şu anda Doğu Avrupa pazarında Yunanistan, Polonya ve Romanya içinde bu çalışmaları yapıyoruz. Buradaki şirket sayımız da yavaş yavaş artıyor. Yani bir taraftan global bir işken yaptığımız iş, bir taraftan da lokal bir deneyim, bilgi ve uzmanlık ve dil desteği gerekiyor. Harika özetledin. Lokalde özellikle dinamik olarak, agile olarak ürünü geliştiren bir ekip varken aynı zamanda yurt dışında da büyüklere rakip olabiliyoruz. Çok da güzel. Hangi müşteri ya da müşteri kitlesi kullanıyor? Hani öncesinde biraz sormuştum gerçi ama özellikle isim paylaşabilirsen çok mutlu olurum. Tabii ya, bilinen isimlerden şöyle saymak gerekirse Esas Holding, Ato Holding, Tav Holding, Penti, Decathlon, Nike, Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor Spor Kulübü gibi birçok üretim şirketi, fabrika, otomotiv şirketi, teknoloji dünyasının girişimlerin neredeyse tamamı aslına bakarsan. Çok farklı sektörlerden birçok referansımız var. Çağlar, referanslarını duyduk. Zaten 4000'den fazla müşterinin olduğunu da biliyoruz. Bu müşteriler nasıl bir verimlilik artışı oldu? Operasyona, personele ya da şirkete nasıl bir katkıda bulundu? Bunu belki bir müşteri örneği vererek de paylaşabilirsin ya da genel olarak da paylaşırsan çok sevinirim.
Tabii çok basitçe bir örnek vereyim. Öncelikle iki tane temel yararı var Kolayka'nın. Birincisi zaman maliyetini düşürüyor. İkincisi hata maliyetini düşürüyor. Zaman maliyetinde basitçe 100 çalışanım var desem her bir çalışan ayda 1 saatini bu insan kaynakları izin talep ettim vesaire gibi işlere harcıyor şirketlerde. Her bir çalışan içinde İK ekibi 1 saatini veya yönetim ekibi 1 saatini harcıyor. Yani 100 çalışanlı bir şirkette 200 saatlik bir emek aslında her ay boşa gidiyor ve bunu çalışan başına aylık çok cüzi bir ücretle Kolayka yani karşılaştırdığımız da böyle o çalışanların saat ücretiyle çözmüş oluyor. Bunun yanında çalışanın bir tane telefon verdiniz ve geri almayı unuttunuz. Veya da bir çalışan bir haftalık izin aldı sisteme eklemeyi unuttunuz. Bunun maliyetini kurtarması bile bu tip bir sistemin her şeyi çözüyor. Bunun yanında bir strateji toplantısındasınız, bir organizasyon şemasına ihtiyacınız var. O an onun orada olmaması belki bir yanlış karara neden olarak veya kararınızı etki ederek çok daha ciddi bir noktaya götürebilir. En önemlisi de son eklemek gerekirse performans değerlendirme. Birçok avantajı var performans değerlendirmenin ama maliyet tarafına bakarsak yasalar diyor ki 30 çalışanın üzerindeki her şirketin performans değerlendirme yapması gerekiyor ki çalışan eğer performansı gerçekten kötüyse onunla biz senden memnun değiliz diyebilsin. Bu yüzden zaten 30 çalışanın üzerindeki şirketlerin performans değerlendirme yapması aslında yasal olarak zorunlu bir işlem. Hem şirketler için çok önemli bilgiler paylaştın hem de bazıları önemli ipuçlarıydı. Teşekkür ederiz. Katıldığın için de çok teşekkür ederim Çağlar. Son olarak müşteriler, firmalar, şirketler sana nasıl ulaşabilir? Bize iletişim bilgilerini paylaşabilir misin? Tabii ki. İsmim soyismim@kolayka.com'dan bana her zaman mail atabilirsiniz. Çağlar.yalı@kolayka.com'dan. Tabii ki LinkedIn'den ve Twitter'da @çağlaryalı'dan bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Katıldığın için ve iletişim bilgilerini paylaştığın için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, bugün Kolayka'dan Çağlar'ın iletişim bilgilerini aşağıda paylaşıyorum. Kahvelerinizi de bitirdiyseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.